Herkese merhabalar. Bu videomda dedim ki MacBook arızası ile ilgili daha detaylı videolar çekeyim dedim. Bu önceki videolarım da vardı. Bu sefer daha böyle detaylı anlatımlar ile videolar çekmeyi planlıyorum. Şimdi bu Mac'imiz, şöyle göstereyim size. Bu şarj adaptörümüz taktığımız zaman şu arkadaşta da aynı problem vardır. Burada biliyorsunuz ilk önce 1 saniye kadar yeşil yanar. Pilinizin şarj durumu iyi değilse ondan sonra kırmızıya döner. Yani şarj moduna döner. Ondan sonra pilinizi şarj ettikten sonra da yeşile döner. İlk takışta yeşil 1 saniye kadar takribi böylece güç devresinde problem olmadığını gösterir. Şimdi bu ilk videom olacak. İlk videomda size hemen girişten şarj adaptörü ile başlayalım. Şimdi biliyorsunuz, malumunuz bu arkadaş içinde 5 tane dişi olan bir adaptörümüz. Marka modelini de söyleyeyim bu Mac'in. Bu Mac 2013-2017 arasındaki üretimi. Yani MacBook Air 1466 modeli. Şimdi önceki versiyonlarda daha farklılıklar gözüküyor. Ne farkı var? İşte önceden SATA disk kullanıyorlardı. Bunlar da şimdi SSD harddisk kullanıyorlar. Şimdi ilk videomuzun temel yapısı olarak size parçalarını tanıtmak istiyorum. Şimdi bu adaptörümüz neden 5 dişli? Şimdi bir de bunun arıza ile devam eden videolarında, arıza onarımları ile ilgili çekeceğim videolarda. Şimdi en önemli hususlardan bir tanesi bu arkadaşın devre anakart board numarasından devre şemasını bulmamız lazım. Şimdi bize büyük bir kolaylık sağlayacak onun üzerinden. Çünkü şimdi bir ölçüm yaparken neyin nereden geldiğini, mesela diyelim buraya voltaj gelmiyor. Buradaki R kaçmış bobinimize. Bunlar bobinlerimiz. Bobinimize elektrik gelmiyor. Voltajı ölçtünüz. Problem nerede? Buyurun. Önlü arkalı bir sürü şey var. Bunun için ne yapacağız? İlk önce board'umuzun board numarası lazım. Ben şöyle board numaramı yazdım buraya. Benim board'uma ait şema 820-0 çift 0165 A modeline ait olan şemayı bulmam lazım. Doğru ölçümler yapabilmek için. Şöyle göstereyim. Google'a girdiğimizde ekranı yapalım. Parlak. Şimdi şöyle göstereyim. Burada devre şemalarını buluyorsunuz. İşte Google'un arama kısmına yazdım. Buradan benimkine ait olan devre şemasını buluyorum. MacBook Pro A1398 diyor mesela. Benimkisi bu değil. Benim bilgisayarıma ait olan 820 çift 0165 olan. Dokunmatik olunca da yani sen neyse buldum, ben şuradan indirdim zaten devre şemasını. Buradan şimdi mesela neyi merak ediyoruz? Buradaki adaptörümüzün diyelim yapısını. Şimdi bu videoda da bunu anlatmak istiyorum zaten. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Göstereyim. Ben bunu PDF okuyucusuna aktardım zaten. Bu bizim adaptörümüzün, şöyle göstereyim, devre şeması. Şu an görüyorsunuz 48'de. Eğer nasıl gidiyoruz onu da göstereyim. Şimdi ilk birinci sayfamıza geldik. Burada göstereyim. Şu şekilde. Burada size hangi cisimlerin olduğunu başına zaten gösteriyor. Şimdi mesela biz batarya konnektörümüze bakacağız. Bakın burada audio speaker diyor. Hoparlörlerimizin. Şimdi bataryamızın yapısı nasılmış? Onu bir inceleyelim. 48'e gidelim. Devremiz geldi. Batarya konnektörümüz çıktı. Evet. Şimdi batarya jackımız nasıl oluşuyor?
Ben şunu bir sabitleyeyim. Biraz rahat görmeniz için ekranı büyüteceğim. Bu da benim formatladığım kızın tableti. ROM yüklemiştim. Evet. Şimdi kablomuz burada 5 tane pimi olan. Bu arkadaş da biliyorsunuz bir yeşil bir de turuncu diyorlar. Ben kırmızı diyorum, siz turuncu deyin. Işığımız yanıyor biliyorsunuz ilk taktığımızda. Bu lambalar hangileri? Şunlar. İki tane lambamız var. Ne yapıyor? Bir tanesi işte pilli şarj ederken kırmızı da turuncu da. Turuncu diyelim, standart olsun. Herkes kaynakları turuncu olarak bilirdi. Turuncu ışığımız yanıyor. Sonra bataryamız dolunca ne yapıyor? Yeşil ışığımızı yanmaya başlıyor. Buradaki pinimiz göreceksiniz, sayacaksınız. Burada 9 tane pin ucu göstermiş. Şöyle göstereyim size. DC Injok'a geçtiğiniz zaman şuradaki ucularımızı belirtiyor. Şimdi ne işe yarıyor bu pinlerimizin ucu? Şimdi şu 3 tanesi zaten ortakmış. Yani birinci pin. Burada bu pinler eksi uçlar. Topraklama uçlarımız. Voltaj dediğimiz uçlar arkadaşlar hemen en baştaki ile bir yanındaki, diğer uçta da en baştaki ile bir yanındaki bizim voltaj uçlarımız. Yani burada 9 tane olması çok şey değil. Bakın şunlar zaten ortak 1. Şunlar ayrı 4. Şunlar ortak görüyorsunuz. 5 oldu. 5 tane de ucumuz var. Şimdi bunu nasıl yapmış? İşte ortadaki uç, şurada göreceğiniz ortadaki ucumuza sinyalimizi sağlayan uç. 5 nolu ucumuz. Lambalardan gelen. Lambaları yakıyorlar. Bunu da nasıl yakıyor? Şöyle bakarsanız buna bir tane in sinyali geliyor. Bu in sinyali geldiği zaman işte bir nolu lambamızı yakıyor. Eğer B in sinyali gelirse görüyorsunuz hangisiyle? İkinci lambamız, yani yeşil lambamız, pil doldu. Lambamızı yakan sinyallerin gelmesi lazım. Onu da nasıl oluyor? Anlatayım. Şurada numaraları görüyor musunuz? Bu numaralar biraz daha yaklaştırayım mı? Şimdi bir yandan ekrana kontrol ediyorum. Burada numaralarımız var. Bakayım okunuyor mu? Okunuyor. Mesela yukarıdaki in girişimiz. 37, 40, 50, 64, 73. Bu numaralar nedir? Bu numaralar arkadaşlar buraya gelen sinyallerin nerelerden geldiğini gösteriyor bize. Diyor ki buraya 37'den geliyor, 40'tan geliyor, 50'den geliyor, 64'ten geliyor, 73'ten geliyor. Şimdi şuraya girersek 37 neymiş? O 37 nolu şemamızı açtık. Şuradan burada arkadaş devre yapısını çizmiş. Burada anlatmış. 37 neredeymiş? 38'e geçtik. SMC'den geliyormuş. Ondan sonra bir numaramız daha vardı. 40. 40'a bakalım. 40 nereden geliyormuş? Şurada en alt sayfanın alt kısmında SM Bus Connection yine devresinden geliyormuş. Yani buradan voltajların nereden sinyallerinin geldiğini görüyoruz. Şimdi arıza onarımına geçmeden önce şimdi zaten bunun arıza onarımına başlamayacağım. Şundan dolayı şimdi sipariş verdim. Bunu devre elemanlarına sökebilmemiz için bize bir tane sıcak hava lehim istasyonumuz lazım. Şimdi bunlar özel fabrikasyon lehim olduğu için bunları gördüğünüz üzerine dükkandan alacağınız havya ile bunları sökemeyeceksiniz. Size bir tane hava sıcak lehim istasyonunuz lazım. Başka örgü, lehim örgüsü lazım. Çünkü buradaki fazla lehimleri temizlemeniz lazım. Pompa
Ben eskiden okulda da kullanmayı çok sevmiyordum. Çok ne bileyim ben mi beceremiyorum. Artık pompa pek hoşuma gitmiyor. Yani yarıyor mu işe yarıyor. Bazı yerlerde yarıyor ama bu tür devrelerde ben lehim örgü kullanmayı tercih ediyorum. Yaklaşık size lehimlerle ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Genelde piyasada alacağınız lehimler çinko kurşunla kalay karışımı oluyor. Yaklaşık 60'a 40 ideali. Onlar da lehim yaparken bu tür lehimlerin çıkan buharını solunmayın. Sağlık yönünden zararlıdır. Şimdi gelelim bunun devre onarımlarına. Geldikçe ben bunun onarım videolarını detaylı olarak çekmeyi planlıyorum. Şimdi bunu artık anakarttaki devreleri kontrol edeceğiz. İşte bunu da dediğim gibi bir tane eğer devre elemanını indirirsiniz. Mesela power supply kısmımıza bakacağız. Buradan onunla ilgili size kolaylık sağlar. Ha, olmazsa ezbere gitmeniz lazım. Voltajların neyin nereden geldiğini bulmanız lazım. O da sizin için zor olacak dediğim gibi. Şimdi modeli bu dedik anakartımızın. Peki bu modeli nereden bulacağız? Bu modeli tornavidamızı çıkartıyorum şuradan. Şunu sabitleyelim. Bu arada power supply'miz kaçtaydı? 50'lere bir girelim. 50'lerde güç kısımları başlıyordu. Bu neymiş mesela? P bas, supply, bestelesi. Bu neymiş mesela? İşlemcimiz de CPU. VR12.6'ya gelen regülatör kısmıymış. Devam edelim. 3 bez sisteme şeyimiz neredeymiş? Ki power kısım. İşlemcinin yine gücüyle ilgili. DDR3 RAM'imize gelen besleme. Power supply 1.05 power supply besleme. Güç beslememiz. Görüyorsunuz power supply kısmımız burada. Daha böyle bir de bu arkadaş kaymasa güzel olacak da. Şimdi kartımızı açarsak şimdi burada devre üzerinde yaptığımız ölçümleri eğer çıktı alabiliyorsanız bir kağıtları daha güzel olur. Üzerine bir tane kalemle işlem yapmanız yerleri çizersiniz mesela. Eğer uygunsa yeşil bir tane fosforlu kalemle çizip bizim büyük bir ihtimal problemimiz ben yaptığım ölçümlerde şu kısımda şu arkadaşlarda yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Şimdi devredeyken çok net ölçümler yapamıyorsunuz. Bunun da en sağlıklısı sıcak hava işte lehim istasyonunu kullanacağız. Onları sökeceğiz. Değerlerini de söktükten sonra ölçüp bakacağız. Eğer arızalıysa değiştireceğiz. Tabii bu işlemlere geçmeden önce bu ayağın ikinci ayağı oluyor. Yani basamağımızın ikinci ayağı oluyor. İlk önce bununla ilgili bir göz kontrolümüz yapıyoruz. Onarımlara başlamadan önce. Ben şimdi onarım aşamasındaki ile ilgili işlemler için size bilgi veriyorum. Şimdi ne dedik? Burada adaptörümüzü bağladık. Işığımız yanmıyor. Normalde biliyorsunuz bir tane turuncu ışığımız yanması lazım. Şimdi ben bunu sökebilecek duruma getirdim. He, unutmadan daldan dala atlıyoruz. Şeyi söyledik. Bu bolt numarasını indirmek için şu numarayı nereden buluyoruz? Şurada görüyorsunuz SSD belleğimizi söker. Altına bakarsanız bunun bolt numarasını şöyle göstereyim. ...820-0165'i görüyorsunuzdur. Bu numarayı buradan bulabilirsiniz. Bolt numaramızı aldıktan sonra devam eden adımımız
devre şemasını indirmek. Oradan numarasına bakacaksınız. İşte 820. Ne oldu? Board'umuza ait. Biliyorsunuz Google amcamız var. Google amcaya sorduğunuzda devre elemanlarını şu şekilde döküyor. Burada yazdık mesela MacBook Power Supply Schematic dedik. Bunu detaylandırıyoruz tabii ki. Bir sürü MacBook ile ilgili devre indirir. 1466'ya ait olan 820 tire ne dedik? Çift 0 160 nolu power supply schematic kısmımızı arayalım. Arayalım. Görsellerden şuradan bakıyoruz. Hemen şuradan. Ne diyor? Apple MacBook şurada en köşedeki Air 1466 J13 820 3209. Bu bizim aradığımız değil. Bakın şuradaki Ali Satercom'da varmış. MacBook Air 13 iç evet. A 1466 evet. J 1113 820 0165. Evet bu bizim aradığımız arkadaş bu. Ali Şalter'e gidiyoruz. Bakıyoruz. Ne diyor? MacBook Air 13 A 1466 820 çift 0 Schematic diyor. Evet. Ne diyor? 2014 sonrası versiyonu. Doğrudur. Bu. Şuradan tıkladığımızda bu arkadaşı bize şöyle açacak. Bu şekilde açacak. Ben şunu tekrardan tablete indiriyorum. Tabletime diyeceğim ama benim de değil. Çocuğun tableti. Kaçak kullanıyorum. Aramızda kalsın. Bu şekilde indirdim. Sonra bunu PDF olarak şurada okuyucusunu açtım. Daha rahat işlem yapmak için. Evet. Power Supply kısmımız bu. Şimdi malzemelerim eksik olduğu için ikinci videom için sizi biraz bekleteceğim. Kusura bakmayın bu konuda. Para ve bütçeme göre param oldukça malzemeleri sipariş veriyorum. Ha bir de bunu ters takmayın. Şöyle göstereyim. Şu ucuyla. Bir de bunları bu hafızayı değiştirdiğiniz zaman şimdi mesela farklı bir modelin aldığınız zaman buna bir tane de adaptör olmanız lazım. Haberiniz olsun. Buna hafıza yükseltmesi yapacağınız zaman meşhur bir tık sesiniz var. Onu duyuyoruz. Duyduktan sonra şuradaki vidamızı orada güzel bir tane tornavida seti sipariş verdim. Bu işi dedim. Amatör olarak yaptım. Biraz daha profesyonel de dönem dedim. Alacağım. Hobi olarak yapıyorum ben bunu. Kendim elektronik mezunuyum. Bilgisayar yazılımcılığı da okudum. Aslında otomasyon. Fabrikalarda otomasyon, robot kol. Onlarla ilgili yazın bakın. Eskiden Kadıköy'de çıkmazdım. Elektronikçiler içerisinde. Şimdi konumuza gelirsek arada dağıtıyorum. Arada toplayalım. Kartımız bu şekilde. Şimdi diyeceksiniz hoppala bu kadar mı? Şimdilik size parçalarını tanıtayım dedim. Dediğim gibi adaptörümüzün yapısı şöyle gösterdiğim gibi üzerinde de çizmişim. Şurada arkadaşlar en başta uçta gördüğünüz uçlar bizim eksi uçlarımız. Size hemen bir ufak ölçüm videosu yapabilirim. Adaptörümüzün sağlam olduğuna. Ha, ikinci aşamadan bahsetmiştim. Bunu video çekmiş miydim? Hatırlayamıyorum ama bu da çok videom oldu ki. Şöyle göstereyim. Burada adaptörümüzü takmamışız. Takalım. Videomuz da bayağı uzadı. Bunları telefonla yüklemek de ayrı bir şey. Bilgisayar da burada. Bilgisayardan da yükleyebilirim. Neyse. Şimdi göstereyim. Power
Adaptörümüz sağlam. Hep power supply diyesim geliyor. Şimdi kartımıza göstereyim. Şurada bağlı. Ben şimdi power supply'mizi ölçümünü yapıyorum. Ne dedik? Bizim şuradaki değdirmemek önemli. Cazır cuzur yakmayalım kartı da. Böyle yani. Şekilde görüldüğü üzere yaptığınız gibi. Şöyle yapayım ben. Sol elim biraz titrek. Şimdi görmenizi de istiyorum. Şöyle yapsak görür müsünüz? Görüyor musunuz? Evet. Eksi ucumuz dediğimiz gibi şuradaki uçlar bizim bilgisayarımızın eksi uçları. Şuradaki de aynı şekilde. Bu arkadaşlar da bu kağıdı öyle güzel yere yapıştırmışlar ki. Yani şuradan ölçeceğiniz ölçümle şurada ölçeriz. Evet, bu arkadaş 14.85 volt. Adaptörün üstündeki yazan değer ama 15.5 ufak toleranslar olabilir. Şimdi bir yanındakine değdirmek istemiyorum. Şu da artı ucumuz. Buna da değdirdiğimizde 15.5'i göreceksiniz. Bizim sinyalimizi şuradaki ışığımızı yakan da şuradaki orta ucumuz. Bakın voltaj gelmiyor. Burada en azından bir 3.26. Ben bir devre şemasını incelemiştim. O kadar görmüştük. Peki buradan geliyor. Bu arkadaş DC inç akımız arızalı olabilir mi? Anakarta belki voltaj vermiyordur. Onu da şöyle ölçüyoruz. Ne dedik? İki tane artı eksi ucumuz var. Artımız bu. Eksimiz de şu. Tabii ben probları ters tutuyorum gördüğünüz gibi. O yüzden eksi değer gösteriyor. Yani şöyle değiştirip şöyle ölçseydim artı değeri görecektiniz. Evet. Bizim sinyalimizi gelen ucumuzda şuradaki orta bacaktaki arkadaş. Bundan bize sinyal gelmesi lazım. 3.26 volt gibi bir voltajı görmemiz lazım. Buraya sinyal gelmesi lazım ki buradakini yaksın diye. O da gelmiyor. DC inç akımımızda sıkıntı yok. DC inç akımımız gördüğünüz gibi 15.5 volt buraya gönderiyor zaten. O zaman ölçümlerden de şurada görebilirsiniz. Göremiyorsunuz. Bak şunu da çekeyim size. Kartımıza zaten voltajımız geliyor. Evet. Ben şuradaki bir grubu bakacağım. Burada bir sıkıntı var. Burada bir kısa devreler falan vardı. Onları temizledim. Ha, bu arada bir tane bu işlemler için sıcak hava istasyonu dedik. Tel örgü. Bir tane mikroskopa ihtiyacınız duyabilirsiniz ama mikroskop bende de yok. Onun için cep telefonun kamerasını kullanıyorum. Şöyle size de göstereyim. Öyle yakınlaştırma moduna. Şu an bir de modunda olduğu için 3x yapacak. Fotoğraf modunu alıyorum. Onda da 5x yaklaştırma yapıyor. O sırada inceleyebiliyorum. Hatta size şey yapalım. İlk basamak aslında gözde kontroldü. Ben size direkt onların kısmını anlatıyorum. Bu şekilde yaklaştırıyorum kameramı. Uzaklaştırıyorum tekrardan. Bu şekilde ölçümlerimi yapıyorum. Devre üzerindeki gözde kontrollerini yakın 5x şey alıyorum. Burada voltajımız yok. Normalde şu diyotlara da baktım. Bunlar da sağlam. Evet. İstasyonumuz gelince bir şurada voltaj ölçümlerini doğru voltaj ölçümlerini alamadım. O da sıcak hava istasyonumuz lazım. Yani bu arada lehim telleri kurşun kalay olanları 180 derecede erir. Sizin göstereyim. Aldığımız yandan toplum hanım dövecek bu arada evi. En çok ben dağıtıyorum. Bu gördüğünüz bir tane elektrikçiden alınmış havyamızdır. 60 wattlık. Ama bu arkadaşın gücü buradaki devreye yetmiyor. Bunlar fabrikasyon üretim olduğu için bunların en az erime derecesi yüksek 80 derece. Bu arkadaşlar en fazla 80-90 derece verir. O yüzden bu havyayla buradaki devreleri sökemezsiniz. Hiç denemeyin derim. Eğer böyle bir elinizde havya varsa. Şimdi bir dahaki videolarından bahsedeyim. Geçmeden önce diyeyim. Şimdi burayı anladık herhalde.
Burada dediğim gibi devre şemasına indiriyoruz. Bunun üzerinden gidiyoruz. Buradan biz güç kaynağımızın dediğimiz zaman buradaki listeden 48 nolu bizim bateri konnektörümüzün evet şuradaki gördüğünüz arkadaş adaptör bu. 5 tane pimimizin olduğu yer. Lambaları yakan orta ucumuz. Şunlar eksilerimiz, artılarımız ve şurada dediğim gibi numaralarımız. Bunların kart üzerinde gittiği devre elemanları. Size karışıkmış gibi geliyor ama bir müddet uğraştıkça size basit gelmeye başlayacak. Şimdi bu şey çıktı alma şansınız varsa fosforlu kaleme alın mesela. Devre üzerinde ölçümlerinizi yaptıktan sonra buradan gelip mesela şu devreye baktım. Hemen fosforlayın. Mesela 37 aldınız. 40 üzerindeki ölçümleri yaptınız. 50'den gelen devre üzerindeki ölçümleri yaptınız. Ve arızayı o şekilde. Yani elektronikte böyle. Hemen bu diyemiyorsunuz. Bir de bunlar arkadaşlar tümleşik devre. Hemen arızı şu demek mümkün olmuyor. Burada bir sürü parça sökmemiz gerekebilecek. Bunları ilerleyen videolarda eğer kısmet olursa çekmeyi planlıyorum. Size bir dahaki videolarımda sıcak hava tabancam, lehim istasyonum geldiğinde bunların sökümü ile ilgili video yapmayı planlıyorum. Başka bu yakınlarda bir tane tablet kalemi sipariş verdim. Kızın tableti için. Gojo Do Q. Güzel bir fiyata da aldım. Çin'den. Bekliyoruz. Gelince ona bir inceleme videosu yapmayı planlıyorum. Başka bunu sökerken dedik. Bir tane sıcak hava lehim istasyonuna ihtiyacınız var. Lehim örgü teline ihtiyacınız var. Üstündeki lehimleri temizlemek için. Büyüteç. Dediğimiz gibi boşuna para vermeye gerek yok. Herkesin artık cep telefonunda en az 5x, 6x zoomlama özelliği var. Ben cep telefonunu kullanıyorum. İlk aşamada şey değil. Ayarlı mesela power supply'ye ihtiyacınız olabilir. Ama çok profesyonel düzeyde uğraşıyorsanız. Mesela bende yok. Ben şimdi başka ne dedik? Bir şey daha vardı. Ha, şunu söyleyecektim. Bir de ilerleyen videolarda şu gördüğünüz bizim işlemcimiz. Bunun altındaki termal macunu değiştirmeyi planlıyorum. Bir tane termal macun siparişi verdim. Bir de termal macun seçimlerinde de nasıl termal macun seçmemiz lazım? Onunla ilgili video yapmayı planlıyorum. Şuraya sökeceğiz. Videomuzda buradaki termal macunu değiştireceğiz. Ben buradaki termal macunu şu an temizledim. Söktüm bunu. Buradaki termal macunumuz biliyorsunuz ısı. Eğer başka marka model bilgisayarınız varsa bütün işlemcilerin üstünde termal macunu var. Bunu çok ısındığı zaman 3-4 senede bir değiştirmeye gerekiyor temizleyip. İşte 20-30'a gördüğünüz termal macunları almayın. Boşuna para vermeyin. Size termal macun kısmına video çekeceğim kısımda. Detaylı olarak onları da anlatmayı planlıyorum. 4-5 tane termal macun önerisi vereceğim. Parasına göre. Ben mesela MX4'ü kullanıyorum. Nokta falan tarzı termal macunlar var. Bunları o videoda detaylı olarak anlatmayı planlıyorum. Görüşmek dileğiyle.